Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur Alaşehir'de ziyaretlerde bulundu. Baybatur AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ümit Taydaş, Alaşehir AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel ve yönetime eşlik etti. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan'ı ziyaret eden Baybatur, ilçedeki sorunlar hakkında bilgiler aldı. Mustafa Seyhan yaptığı açıklamada bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkınması gerektiğini vurguladı. Bu memleketin kalkınması lazım. Hem sosyal, hem ekonomik, hem kültürel olarak kalkınmamız lazım. Seyhan, okul üzümü projesine destek verilmesini istediklerini de sözlerine ekledi. Yaptıkları ilçe ziyaretlerinde sorunları dinleyip talepleri değerlendirdiklerini kaydeden AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise jeotermal enerji ile ilgili olarak ilgili bakanlığın çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Jeotermallerle alakalı da hakikaten bu Alaşehir'in verimli topraklarında burada jeotermal enerjiyi çıkaran firmaların toprağa zarar vermemek, havaya zarar vermemek, suya zarar vermemek adına yapması gereken çalışmalar var. Bunları ne yazık ki yapanlar da var, eksik bırakanlar ya da hiç yapmayanlar da var. Bu konu zaten Çevre Bakanlığı'nın denetimi içerisinde. Bunu da Çevre Bakanımız da zaten önceki Manisa'ya geldiği çalışmada bunları konuşmuştuk. Bunu tekrar gündeme getireceğiz, takip ediyoruz. Dünyada pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik daralmayı da gündeme getiren AK Parti Milletvekili Baybatur, dünya eksi noktada büyürken Türkiye 1.8 oranında büyüme gerçekleştirdi dedi. Dünyanın yaşamış olduğu pandemiyle beraber biliyorsunuz bir daralma var ekonomilerde. Dünya eksi noktada büyürken Türkiye ilk pandeminin döneminde 1.8 bir büyüme gerçekleştirdi. Şimdi ise %10, %11'lere kadar varabilecek, çift haneli rakama ulaşacak bir büyümeyi bekliyoruz. Dövizdeki bu köpük faaliyetleri de Cumhurbaşkanımızın pazartesi günkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bu köpüğü de bir temizledi. Piyasalar normale geliyor. Asgari ücretin 4.250 lira olduğunu anımsatan Baybatur, 2022 yılı ekonomik açıdan Türkiye'nin en muazzam dönemlerinden birisi olacak şeklinde konuştu. 4.250 lira asgari ücrete zam yaptık biliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte emekliye ciddi bir zam hazırlığı var hükümetimizin. Memurumuza, işçiye hakeza var. Bununla da beraber esnafımıza ve üretim yapan fabrikalarımıza, ihracatçılarımıza da yönelik hazırlıklarımız var hükümet olarak. Bir paket hazırlığımız var. İnşallah yeni ekonomi yönetimimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu zaten kamuoyuyla da paylaştı. Göreve yeni gelen Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere'ye tebrik ziyareti gerçekleştiren Baybatur ve beraberindeki heyet daha sonra ilçeden ayrıldı. Şanssız temsilen Yaşar Başkanımız burada çok teşekkür ederim.